Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te bir İstanbul mücadelesi. Evet, bebeği konuşacağız ama sadece bebek değil. Bebek, Boğaz, İstanbul. Hatta İstanbul'dan yola çıkarsanız Türkiye. Türkiye'de garip şeyler oluyor. Boğazlar, kıyılar birilerine devrediliyor. Tekne parklar yapılıyor. İşte bununla mücadele eden insanlar da var tabii ki Türkiye'de. Sivil inisiyatif yola çıktılar. Gerçekleri anlatmaya çalışıyorlar. Hukuk mücadelesi veriyorlar. Az sonra çok değerli konuklarım olacak. Bebek semt girişimi burada ağırlayacağız. Ve tüm detayları konuşacağız sizler için. Ama öncesinde isterseniz Ekopolitik'e haberlerle bir başlayalım. Haberle başlayalım. Tabii ki bugün eski cumhurbaşkanlarından Kenan Evren'in cenaze töreni yapılacak. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren. Sadece bir fark var. Siyasi partilerin temsil edilmeyeceği bir törenle bugün toprağa verilecek eski cumhurbaşkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren. Dönelim ekonomiye. 7 Haziran genel seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Parlamentosu Parlamenterler Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası yürütmesini endişe verici buldu. Avrupalı heyetin hazırladığı 4 sayfalık raporda Türkiye'de seçimlerin eşit koşullarda yapılmadığına yönelik ciddi tespitler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP lehine seçim kampanyası yürütmesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerince endişe verici olarak değerlendirildi. Hollandalı Tini Cox başkanlığındaki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi 7 kişilik heyet 5-6 Mayıs'ta seçimlere ilişkin gözlem yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Parti temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanı, RTÜK ve Demokratik Kitle örgütleriyle basın kuruluşu temsilcileriyle toplantılar yapan Avrupalı heyet izlenimlerini 4 sayfalık bir rapor haline getirdi. Raporda seçimlerin adil ve eşit koşullarda yapılması konusunda duyulan endişelerin başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eylemleri yer aldı. Anayasada tarafsız kalması belirtilen Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasına aktif olarak katılması ciddi endişe kaynağı olarak nitelendirildi. Avrupalı parlamenterler Türk yasal sistemine ve Avrupa Konseyi standartlarına göre seçimde eşit koşullar tüm katılımcılar için sağlanmalı çağrısını yaptı. Seçimlerde sahtekarlık yapılacağına dair kaygılara dikkat çekilen raporda kamu kurumlarının tarafsızlığı ve medya özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarla ilgili uyarılar da yapıldı. Heyet TRT'de dahil tüm televizyon kanallarına tarafsız ve kampanyada eşit medya olanağı verilmesi gerektiğini savundu. Heyet %10 seçim barajının bazı partilerin meclise girmesine engel olduğunun altını çizdi. Bu seçmenin tercihiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumunda büyük çelişkiye işaret edebilir ifadelerini kullandı. Oy pusulalarının sayılmasıyla ilgili şüphe uyandıran uygulamalar da raporda yer aldı. 24 gün boyunca depolanacak oy pusulalarının sayımı ve transferi konusunda endişeler var denildi. Bu işin siyasi tarafıydı. Tabii Avrupa Birliği olunca bir de işin ekonomik tarafı var. O yüzden böyle atıfta bulundum. 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren ve geçen süreçte Türkiye'nin aleyhine işleyen, zaman zaman lehine olduğu noktalar da oldu ama genel anlamda aleyhine işleyen Gümrük Birliği Anlaşması güncelleniyor. Brüksel'de yapılacak güncellemeyle tarım ve hizmet sektörü de Gümrük Birliği'ne dahil edilecek. Tarım ve hizmet sektörleri anlaşmaya dahil edilirken Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında yer alması için anlaşmaya bir madde eklenmesi bekleniyor. Uzmanlar güncelleme sonrasında AB ile ticaret hacminin 300 milyar dolara çıkabileceğini söylüyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi anlaşmanın imzalanması durumunda ekonomik kayıpların önüne geçilmesinin planlandığını belirtti. Zeybekçi anlaşmanın imzalanmasıyla Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarında diğer ülkelere sağlanan avantajlardan otomatik olarak faydalanacağını ileri sürdü. AB ve ABD arasındaki serbest ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasının Gümrük Birliği ülkelerine uygulanacağı maddesinin anlaşmaya dahil edilmesi en kritik konulardan biri olacak. Şimdi bakalım ne olacak? Çünkü bu bir mucize. Türkiye'ye milyarlarca dolarlık bir yeni alan diye anlatılıyor. Fakat alt başlıklara dikkatinizi çekerim. Bunlardan biri tarım. Hadi Türk tarımına bakalım. Türk çiftçisi Belçika büyüklüğüne denk tarım arazisini artık ekmiyor. Ziraat Mühendisleri Odası'nın verilerine göre son 10 yılda tarım arazilerimiz tam 27 milyon dekar küçüldü. Çiftçi artık arazisini ekmiyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin tarım arazilerini ekmekten vazgeçtiğine dikkat çekildi. Son 10 yılda tarım arazilerimiz 27 milyon dekar küçüldü. Ekilmeyen arazi Belçika'nın toplam yüz ölçümüne yakın bir büyüklüktedir.
Ziraat Mühendisleri Odası tarım politikaları gözden geçirilmeli çağrısında bulundu. Açıklamada Türkiye'nin ihtiyacı olan GDO'lu ürünlerin ithalatına kafa yormak değil, kendine yeterlilik derecesinde tarım politikalarını gözden geçirmektir denildi. Dikkatinizi çekerim. Daha önce dünyada kendi kendine yeten, gıda açısından, tarım açısından yeten ülkelerden biriydik. Bugün net ithalatçı konumundayız. Tabii bu da cari açığa neden oluyor. Cari açık rakamları geldi. Hemen onları aktarayım size. Merkez Bankası açıkladı. Cari açık Mart ayında 4,9 yani yaklaşık 5 milyar dolar oldu. Beklentiler 4,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi. Beklentiden çok yüksek çıktı. Ocak-Mart döneminde 10 milyar 910 milyon dolar yani yaklaşık 11 milyar dolara ulaştı cari açık. Şubat'ta 3,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara revize edildi. Mart ayında net hata noksan yani kaynağı belirsiz para sadece 91 milyon dolar fazla verdi. Yabancı sermaye gelmiyor diyoruz ya, işte buradan da geçildi. Gerçi bu yabancı sermaye değil. Bu ne parası ne olduğu belli olmayan bir para. Hadi buradan yola çıkalım. Günlük hemen rakamları da size aktaralım. Borsa 84.438'de. Dolar 2.69.22. Euro 3.01.09. Avro dolar paritesi 1.11.80. Faiz %9.92 seyrediyor. Altın onsu 1183 dolar ve Brent petrolün varil fiyatı 64.75 dolar seviyesinde. Bir de Türkiye ekonomisinin geneline bakalım. Uluslararası kuruluşlardan Türkiye ekonomisi için kritik açıklamalar geldi arka arkaya. Standard & Poor's da bunlara katıldı ve yüksek dış borca ve büyüme hızının düşük olmasına dikkat çekerken de IMF hemen arkadan ekonomik istikrarın önemini vurguladı. Türkiye ekonomisinin son günlerde sergilediği düşük performansla ilgili uluslararası kuruluşlardan açıklamalar geldi. Türkiye'nin kredi notunu Cuma günü negatife düşüren Standard & Poor's, Türkiye ekonomisindeki büyüme hızının yavaş olmasının ileride ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Kuruluşun baş analisti Frank Gill, verilen negatif notun en önemli nedeninin yüksek dış borç olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisiyle ilgili bir başka değerlendirme de IMF'den geldi. IMF hazırladığı ekonomik raporda istikrarın önemini belirterek Türkiye'nin dış ekonomik gelişmelerden çok çabuk etkilenen bir ülke olduğunu söyledi. IMF 14 Nisan'daki raporunda Türkiye'nin 2015 yılı büyüme beklentisini %3,4'ten %3,1'e çekmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise %3,6 olarak açıklamıştı. Evet, bir de aile hekimlerine bakalım. Sağlık çalışanları sözün bittiği yere geldi. Sağlık Bakanlığı'na seslerini duyuramayan sağlıkçılar grev kararı aldı. Aile sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde 3 günlük iş bırakacak. Grevdeyiz diyemiyoruz. Sağlık Bakanlığı'na söylenecek her şey söylendi. Ancak değişen bir şey olmadı. Bizler son kez ve güçlü olarak Sağlık Bakanlığı'nı uyarmak istiyoruz. Sağlık çalışanları için söz bitti, sıra eylemde. Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz. Aile sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları 3 günlük grev kararı aldı. Sağlık Bakanlığı'nı uyaracak başka bir yol yok. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarına karşı daha önce birçok eylem yapan sağlıkçılar, bu kez 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde iş bırakacak. Arkadaşlarımızın ilk gün için söyledikleri sağlık müdürlüklerinin önünde toplanmak, sağlık müdürlüklerine derdimizi anlatmak, orada birlikte olmak. Üçüncü günde Sağlık Bakanlığı'nın önünde yöneticilerimiz ama katılabilen bütün arkadaşlarımızla birlikte Sağlık Bakanlığı'nı uyarmak, böyle bir projemiz var. 3 günlük grev kararını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı İbrahim Kara duyurdu. Biz bunları daha çok halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Halkımızın bizi anlamasını bekliyoruz. Çok sayıda sağlık örgütünün destek verdiği eylemin ortak açıklamasını okuyan İncekara, grevde olacağız çünkü Sağlık Bakanlığı'nı uyaracak başka sözümüz kalmadı diye konuştu. Sağlıkta dönüşüm programı sağlıktan para kazanma programıdır. İncekara, Sağlık Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2015'te yayınladığı yeni bir ödeme sözleşme yönetmeliğiyle binlerce sağlık çalışanının işsiz kalabileceğini belirterek taleplerini şöyle sıraladı. Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme sözleşme yönetmeliğini geri çekilmelidir. Sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engeller, katkı katılım payları kaldırılmalıdır. Ve
haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün Boğaz'da imarlaşmaya, kaçak imarlaşmaya ve ranta dur diyen çok değerli insanlarla birlikteyiz. Çünkü onlar aslında profesyonel hayatları var, koşturuyorlar. Yani zamanlarını da harcıyorlar. Niye? Semtleri için. Sadece kendi semtleri mi? Hayır. İstanbul için ve Türkiye'ye bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Çok değerli konuklarım var. Hemen kendilerini tanıtmak istiyorum. Bebek Semt Girişimi gönüllüleri bizlerle birlikte. Sayın Nigar Alemdar, Sayın Damla Kalan Dilekcan ve Sayın Cem Soyan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi, önemli bir mücadele veriyorsunuz. İstanbul adına veriyorsunuz. Tabii bunu Türkiye adına da söylemek mümkün. Ama ilk önce izleyicilerimiz diyecek ki peki bu nasıl bir girişimden bahsediyoruz? Bebek Semt Girişimi. Biraz konuşalım mı? Siz Boğaz'da bir dayanışma var diye ortaya çıktınız. Hatta son toplantınızda 5 Nisan'da duyurunuzu yaptınız. Kimlerden oluşuyor? İsteği nedir? Ne anlatmaya çalışıyor Bebek Semt Girişimi? Tamam mı? Siz de başlayalım. Çok teşekkürler. Biz çocuklarımızın ve aslında tüm canlıların gelecekteki yaşam haklarını, nefes alma haklarını savunmak için bir aradayız. Boğaziçi'nin 5 K'sı olarak adlandırdığımız, Boğaziçi'nin kıyısı, koyları, kültürü, köyleri, bunları gelecek kuşaklara değişmeden ve koruyarak devretmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bir takım gönüllü insanlar bir araya geldik. Nasıl bir yapı? Aslında gönüllü bir yapı. Bebekliler Derneği'nin de aralarında olduğu 11 Boğaziçi'ne kıyısı olan Semt Derneği'ni bir arada buluşturan Boğaziçi Dernekleri platformuyla ortak hareket ediyoruz. Bir arada hareket ediyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Peki Sayın Alemdar, nasıl bir tehlikeden bahsediyoruz? Şimdi Boğaziçi dünyanın en tehlikeli doğal su geçidi. Üstünde onlarca, hatta yüzlerce tanker gidiyor, geliyor, yerel trafik var, taksi niyetine işleyen dolmuş motorları gidiyor, geliyor, özel motorlar, yatlar vesaire. Son derece riskli bir deniz yolu. Çünkü akıntıları var, kıvrım kıvrım. Benzeri başka bir yerde yok. Dünyanın en riskli deniz yolu. Şimdi böyle bir yerin tabii ki bir ulusal güvenlikle ilgili kısmı var. Bu sadece top tüfekle korunma, savunma anlamında değil. Bütün kenarında yaşayan, işte 17 milyon mu kaç milyon olduksa İstanbul halkı, bu su yolundan geçen gemilerin taşıdığı tehlikeli maddelerle her gün tehdit altında. Mesela 50 bin senede gemi geçiyor deniyor. Büyük çapta. Bu 50 bin geminin 10 bini tehlikeli madde taşıyor. İşte LPG olabilir, yani sıvılaştırılmış doğalgaz veya petrol olabilir veyahut amonyak olabilir veya benim şimdi adını bilemediğim veya LNG olabilir. Her türlü kimyasalı taşıyor. Ve bunların bir kazası çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Biz bunu geçmişte yaşadık. Bir Independent'e aylarla yandı, patlaya patlaya. İşte ondan sonra bir başkası oldu. En son 22 Şubat'ta bir cumartesi gecesi koca bir boş tanker, Allah'tan boştu, bir arıza yapıyor. Kılavuz kaptanı olduğu için geliyorlar, zar zor bebeğin açığında demir atarak durabiliyor. Şimdi böyle bir su yolundan bahsediyoruz ve dolayısıyla bu su yolunun üzerinde olabilecek kazaların çok ciddi sonuçları olabilir ve dolayısıyla bunu böyle her aklına gelen ben orasına şunu yapayım, ben burasına bunu yapayım dememesi lazım. Bu bir milli güvenlik, halkının güvenliği oluyor. Meselesi. Evet. Peki tam buradan yola çıkıp hemen bebek meselesine geleceğim. Şimdi galiba sadece bebekte değil, bunu biraz açarsanız sevinirim ama tekne park meselesi. Ve siz daha önce bunun mücadelesini veren bir ismin de oğlusunuz aynı zamanda. Evet. Yıllar önce yine uygulanmak istenmiş, dava açılmış vesaire. Tekne park tartışması nedir? Ben esasında şöyle eskiden ilk başından başlayayım. Lütfen. 1989 senesinde Bedrettin Dalan Belediye Başkanlığı'nda Bebek'te bir marina yapılması planlanıyor. Hatta o zaman kazıklar çakılmaya başlamıştı bile. Biz Bebekler olarak o zaman yine karşı çıktık bu olaya ve mahkemeye verdik. 15 bin ıslak imza topladık.
ve sonunda yürütmeyi durdurma kararı aldık ve oksijen kaynaklarıyla tekrar o kazıkları kestirtip koyu doğal hale getirdik. O zamandan 2008 senesine kadar bir şey olmadı. Koy doğal haliyle devam etti. 2008'de Küçük Bebek sahil yolunda yol genişlemesi adı altında bir inşaat başladı. Tekrar kazıklar çakılıyordu. Biz tekrar dedik ki acaba marina mı? Yazılar yazdık falan, cevaplar gelmedi. Yine o zaman imza kampanyası. Bu sefer Sayın Topbaş dedi ki yok böyle bir şey ama sizle konuşalım. 2 saat toplantı yaptık kendisiyle. Birebir. Bebeğe geldi, bebeklerle beraber. 2 saat 15 dakika toplantı yaptık. Toplantının sonucunda şu çıktı. Kendisi dedi ki biz bunu bebekler için yapıyoruz. Hani bebek istemiyorsa veya başka bir şey istiyorsa şöyle bir şey yapalım. Bir komisyon kuralım. Bu komisyonda siz de olun, üniversiteler olsun, biz olsun. Biz olalım, bebeğe nasıl bir düzenleme getirelim. Biz de dedik ki tamam. Ondan sonra tekrar bu olay böyle kaldı. Daha sonra... Pardon, bir şey sorayım mı? O arada bebeğin bir düzenlemeye ihtiyacı var mıydı? Bebeğin her zaman düzenlemeye ihtiyacı var. Onu da bilelim. Evet, biz boğazın bir düzenlemeye ihtiyacı var. Biz bu düzene de karşıyız. Yani istemiyoruz biz bu düzeni. Belediye gelsin buraya, kendine özgü bir düzen yapsın. Ama kalkıp bilgisizce bir projeyi buraya uygulamasın. Tamam, virgülü tekrar kapadım, onu merak ettim. Evet, dolayısıyla şimdi bize öyle denmişti. Hatta biliyorsunuz, Gezi olaylarından sonra Sayın Topbaş dedi ki bir otobüs durağı bile yapacağımız zaman oradaki halka soracağız. Hı hı. Hiçbir şey sorulmadan bize şöyle bir proje dosyasıyla kendileri yaptırmışlar. Hatta proje dosyasının kapağındaki resim de şu. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onlar tekne mi? Onlar tekne, evet. Sonra ben size bunun teknik detayını anlatacağım. Hı hı. Burada 300 tane tekne bağlı. Ve burada bizim toplu taşıma olayı bebekte bitiyor. Yani şehir atları vapuru bebeğe geldiği zaman hiçbir yerden geçemiyor, böyle kalıyor. Biz yaptığımız... Yani gelmiyor. Gelemeyecek yani bundan sonra. Deniz ulaşımımız bitti. Deniz ulaşımı bitti. Biz yetkililere, arkadaşlarım anlatacaklar. Toplantıya gittiğimiz zaman dedik ki yani vapur nereden geçer burada? Ya bu şey değil, biraz daha düzeltiriz bunu falan filan dediler. Böyle kaldı. Yüzdürecekler mi? Evet, şimdilik durum böyle. Yine biz bu işe karşıyız. Yalnız şöyle de bir durum var. Bakın bu da yapılmış hali. Hı hı. Yapılacak olan hali. Yani kıyıdan arada bir su aralığı var. Ve ortada... O fotomontaj mı? Evet. Evet, bu, bunu biz evet. Yani ama bu hale gelecek. Bu hale gelecek, evet. Yani biz karşıyı hiç göremeyeceğiz bundan sonra. Peki anladığım kadarıyla toplantılara rağmen çok da semt sakinlerinin duyarlılığını göz önüne almamışlar. Daha devam etmeye çalışıyorlar. Ama Cem Bey de bir şey dedi ya, onu çok merak ettim. Siz mi sordunuz? Gemi nereye yanaşacak diye siz mi sordunuz? Yani gittik, görüştük. Cevap neydi? Şimdi bakın, 7 Ocak'ta biz ilk önce Kadir Toptaş'tan bir randevu istedik. Çünkü projenin en üst merci orası diye. Kendisi çok meşgul olduğundan İspark'a bizi yönlendirdi. Şimdi bakın, bu projeyi karalarda otopark işleten bir kuruluş üstlenmiş. Kara başka, deniz başka. Yani burada denizi bilen kişiler bir proje üretseydi herhalde bu şimdi bize zorla yaptırılmak istenen proje ortada olmaz. Öyle bir şey çıkmazdı. Yani denizi bilen biri bunu yapmaz mıydı? Kesinlikle, kesinlikle yapmazdı. Ama denizi hiç bilmeyen, hatta İstanbul'u bilmeyen kişiler bir defa bu ÇED'den muafiyet, çevre denetim raporundan muafiyet için böyle kutuları dolduran bir şeyler doldurmuşlar. İşte kuş yollarında değil. Çünkü biz denizdeyiz. Yok bilmem nerede ne. Bu bize uymuyor. Alakasız bir formla
bu işi götürmeye çalışıyorlar. Kendilerine dedik. Yani bu bir toplu taşımacılık gerekiyor. İstanbul'da her geçen gün trafik bir facia. Siz bizim vapur iskelemizi battal kılacaksınız. Olur mu böyle şey deyince işte o projeyi değiştiririz bilmem ne falan gibi bize geçiştirdiler. Yani bunun aslında çok çok aşamalarını yaşadık. Arkadaşım Damla da bahsedecek sizde bunlardan. Lütfen biraz açar mısınız? Şimdi ben şeye de takıldım. Mesela belediyedir, yetkililerdir. Semt sakinlerine uymayabilir. Ama bir proje yapmıştır. Der ki hayır proje bu. Bütün kanunların nizam. Siz şimdi itiraz gelince onun şurasını değiştiririz, burasını değiştiririz deyince ortada yani işte şunu şöyle yapalım gibi hava oluyor. Yani şimdi bu garip bir durum. Hani yapılacak işi onaylayıp onaylamamanın ötesinde bir durum. Orasını da şöyle düzenleriz, burasını da böyle düzenleriz dediği zaman aslında ne yapmak istediğini onlar da bilmiyor galiba. Aynen. Aynen öyle. Hatta burada şeyden biraz bahsetmekte fayda var. Şimdi Tarabya ve İstinye'deki teknoparklar gerçekten bir oldu bittiye getirilerek ve tamamen hukuka aykırı bir şekilde 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı bir şekilde yapıldı. Ve Tarabya'da ne oldu biliyor musunuz? Daha kışın ilk fırtınada o pontonlar parçalandı. Ve bunun üzerine geçtiğimiz aylarda Tarabya'da bir yüzer mendirek ihalesi açtı belediye. Ve şimdi Tarabya'da bütün o şeylerin üzerine, önüne, koyun önüne bir de koruyucu mendirek yapılıyor. Yani böyle tam yap boz, onu yapalım, olmadı şöyle yapalım gibi. Yani tamamen hakikaten Nigar Hanım'ın söylediği gibi bu işten anlamayan insanların elinde oyuncak oluyor. Boğaziçi gibi eşi benzeri olmayan bir dünya mirası gerçekten hani elimizde böyle bir değer var ve kullanamıyoruz. Şimdi Tarabya ve İstinye üstelik Bebek'ten de farklı. Onlar daha korunaklı koylar. Düşünün orada ilk fırtınada parçalanan pontonların Bebek gibi aslında koy değil açık deniz ve Boğaz'ın en fazla akıntısının olduğu bölgede yapıldığını düşünün. Tamamen hani hiçbir mühendisliğe dayalı olmayan tuhaf gerçekten olacak bir proje değil. Peki bir şey sorabilir miyim? Siz de devam edeceğim ama. Şimdi böyle bir projeyi sizi savunmuş olmaları lazım. Yani böyle bir projeyi hayata geçiriyorsanız değil mi? İtiraz eden birine savunabiliyor olmanız lazım. İstanbul'un ya da Bebek'in, sadece Bebek değil bütün kıyı kastetmek lazım. İstanbul'un nasıl bir sorununu çözecekmiş ki bu projede ısrarlılar? Yani siz mi acaba diyorsunuz ki benim sahilim kapanmasın, İstanbul'un bir faydası olacak bir işi reddediyorum mu diyorsunuz? Nasıl bir gerekçeyle geldiler? İstanbul'un hangi sorununu çözecekmiş bu? Onların gerekçesi şu, 5000 tane tekneye ihtiyacı, bağlama yeri ihtiyacı varmış İstanbul'da önümüzdeki zamanlarda. Dolayısıyla bütün koyları doldurmaya çalışıyorlar. Bebek'teki proje aynı zamanda sırf Bebek olarak değil. Bize gelen yazıda Haziran'ın 2015 Haziran'da başlanacak. 2016'nın ilk çeyreğinde bitirilecek. Ve sırf Bebek değil. Bebek, Kuruçeşme ve Paşabahçe aynı anda başlanacak. Bebek, Kuruçeşme, Paşabahçe. Paşabahçe. Bebek'teki tekne kapasitesi onların projesinde 250 diyor. Biz gidip konuştuğumuzda 270-280 dediler. Ufak teknelerle falan 300'e çıkacak. Kuruçeşme için 90 dediler. Paşabahçe için yanlış hatırlamıyorsam 350 gibi bir şey. Bunun dışında da daha sonra dediler ki Kanlıca, Çengelköy ve Üsküdar ve devam edecekler. Bütün koylara girintili çıkıntılı pontonları koyacaklar. Şunu ama eklemek çok önemli bence. Şimdi belediye şöyle savunuyor. Bence bunları herkesin bilmesi çok önemli. Bir diyor ki kıyılardaki denetimsizliği ben kontrol altına alacağım ve kıyılardaki tonoz mafyasını bitireceğim diyor. Biz de şunu soruyoruz. Çok haklısınız. 20 yıldır neredeydiniz İstanbul'u yönetenler? Bunu soruyoruz. Yani 20 yıldır niye bitirmediniz? Burası tabii ki bir zapturapt altına alınmalı. Onların deyimiyle kullanıyorum. İfadeyi sevdiğimden değil. Ama halka dönük, halkın faydasına olacak ve deniz ekosistemini bitirmeden, can ve mal güvenliğini boğaz geçişlerinde riske atmadan bir çözüm ve tabii ki gelirin belediye tarafından toplandığı çok daha iyi bir çözüm mümkün. Ama sadece rant odaklı düşündükleri için. Biraz onu açmak istiyorum. Bu arada bir son dakika var, onu da aktarmak istiyorum. Nepal'de 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine. Umarım çok büyük bir kayıp yoktur. Bunu aktarmış olalım size. Bebek'te mesela, pardon, Bebek, Kuruçeşme.
Paşabahçe, Aydan'da başlanacak projeler. Bu üçünde kaç kişi yaşıyor? Aşağı yukarı. Ne kadar bir nüfus var? Bebek'te 6500 nüfus var. Kuruçeşme zannediyorum 2000 falandır. 8-10 bin civarında yerleşik nüfus var. 10 bin, 12 bin. 5000 tekne. Onlar zaten yerlilerin teknesi değil. Onlar dışarıdan gelecek olan. Evet. Açmaya çalışıyorum. Hayır, dışarıdan gelecek olan tekneler zaten. Her şey halk içindi. Değil mi? Şimdi bakın ne diyorlar? O zaman şöyle bir şey var. Halk içinse ben şimdi size çok kısa şeyi söylemek istiyorum. Kendi dosyalarından. Çetten muaftır dosyasının içinden. Yüzer iskelelerin su üzerindeki kapladığı alan 6726 metrekare olacak. Yani halkın yerini kaplıyor. Biliyorsunuz denizler, dağlar, kamunun arazisi ve halka açıktır. Halkın... Sadece bu yüzer iskelelerin metrekaresi. 6-7 dönüm deyin siz. Yani satıyor. Tekneler de bağlandığı zaman herhalde bunun 5 katı olacak. Nerede halk? Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Burada kıyıları halka açıyoruz diyorlar. Kıyılarımız zaten halka açık. Bunların yaptığı bir marina olduğu zaman kısıtlanıyor bilakis. Oradan geçemiyorsunuz. Herhangi bir tekneniz diyelim birisini indireceksiniz. Sokmuyorlar. Para ödetiyorlar. Yani bir iki dakika birisinin indirmesi için para alıyorlar. Onlara bağlayan yerlerde teknelerden dünya paralar alıyorlar. Ve bu proje tamamen bir para projesi. Şimdi biz kıyılara diyoruz ki düzen getirin. Yeknesak bir görünüm olsun. Elektriği, suyunu bağlama şekli güzel gözüksün. Belirli boyda tekneleri gelin bağlayın. Cevap. Ve bu İspark'ın genel müdürünün ağzından çıkan bir şey rentabl değil diyor. Yani bütün bu proje para için yapılıyor. Kimlere peşkeş çekilecek? Arap şeyhlerinin yatlarına, Rus oligarklarının yatlarına bir süre sonra özelleştirilecek. O zaman Türk halkının... Temiz havaalıp almamasının rentabiliteyle ne alakası var? Hayır, yani tekneleri kıyıya düzenli bir bağlama şekli getirin dediğimizde rentabil değil diyor adam. Ama çünkü öbür türlü yapınca öbür tarafta... Para odaklı anladım kadarıyla. Kesinlikle. Peki sizin yerel belediyenizden duymadım mesela ben bunları siz semt girişimi olarak çıkmışsınız. Yerel belediyenizin iletişime geçtiniz mi? Evet, bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor. Girişimlerimiz mi devam ediyor? Onların önünde olması lazım. Güzel bir soru. Yani şöyle, biz bu konuda hakikaten kamuoyu oluşturmak için çalışıyoruz. Yerel belediyemizi de etkilemek için çok çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yazık ki istediğimiz kadar yanımızda göremedik yerel yönetimi. Fakat bundan sonra... Etkileyememişiz yani biz. Herhalde yeterince etkileyemedik diye yorumluyoruz bunu. Aslında çok kalabalığız. Yani Bebek halkı ayaklandı. Boğaziçi Dernekleri platformu ayakta. Bütün Boğaziçi semtleri ayakta. Bundan sonra bizi göreceğini ve yanında olacağını umuyoruz yerel belediyenin de. Böyle hafif sitemli bir söz gibi algıladım bunu. Herhalde belediye yetkilileri de anlamıştır. Yani buna bakmak lazım. Sizlerin aslında yerel belediyenizin arkasına düşüp onun gücüyle ilerlemeniz lazım. Kutluyorum sizi. Vatandaş öne geçmiş. Bir şey söyleyeceksiniz galiba. Elinizde bir belge var. Yok, ben yine proje dosyasından konuşmak lütfen, istiyorum. Lütfen açalım biraz onu. Mesela diyorlar ki proje dosyasında... proje alanına en yakın yerleşim yeri Bebek Mahallesi olup 300 metre uzaklıktadır diyor. Ben nasıl ölçtüler bunu anlamıyorum. Tam bebeğin göbeğinde bu. Ayrıca diyorlar ki mesela en yakın okul 500 metre mesafede bulunan Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin aşağı sahil kapısının tam önüne yapıyorlar. Ölçüyü nasıl yapıyorlar? Burada da mesela en yakın hastane 1 kilometre uzaklıktaki Balta Limanı Kemik Hastanesi, o da 3 kilometre uzaklıkta. Yani rakamların hepsi yanlış. Ya dosya yanlış esasında. Proje resmi, yanlış olduğu resmi için. Resmi dosyadan bahsediyoruz. Evet, resmi dosyada bunlar yazıyor. Peki, şimdi bu aslında bir yasa dışı imar ve rant mücadelesi. Anladığım kadarıyla yapmak isteyenlerle semt sakinleri.
Hatta İstanbullu demek lazım. Çünkü İstanbul'da. Siz Bebek'te oturuyor olabilirsiniz ama biz de İstanbul'un muhtelif yerlerine, atıyorum Bakırköy'den bir hafta sonu Bebek'e gidiyoruz. Orada keyfini çıkarıyoruz. Sizlere misafir oluyoruz. Yani bu sadece Bebekli'nin meselesi değil. Değil. İstanbul'un meselesi. Peki imar ve rant açısından baktığınızda hali hazırda yürüyen işlemler açısından nasıl bir felaket yaşanıyor? Onu da bir alabilir miyim? Çünkü muhtemelen bu iş yürüyor. Şimdi bakın orada müsaade ederseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Enteresan yazılar alıyoruz. Yani bir başvuru yapılıyor. Efendim yetkili bir merciye bilgi alma hakkı çerçevesinde bize şu 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 konularda cevap verir misiniz diyoruz. Bize bir cevap geliyor. Ondan sonra aynı tarihlerde hemen hemen bir şahıs Kanlıca ile ilgili sorular soruyor veya bütün gene bu Boğaz'daki projeyle ilgili. O şahsa verilen cevaplar tamamen farklı. Bize diyorlar ki mesela daha henüz filanca daireden falanca daireye aktarılmıştır. Projenin eksik tarafları olduğu için geri gönderilmiştir başvurunun. Öbür zaten cevap veriyorlar. Biz onca bilmem şu kadar bakanlıktan izin almış durumdayız. İzinlerimiz tamam diyor. Ve altındaki imzalar resmi imzalar, antiyetli kağıtlar. İmzaları da görüyorsunuz yani. Antiyetli kağıtlarla geliyor bunlar. Yani bakanlık bize bambaşka cevap veriyor. İSPARK bambaşka cevap verebiliyor. Veyahut İSPARK'a biz diyoruz ki bir de 150 araçlık otopark yapacaksınız denize kazıklar çaka çaka. Benim haberim yok diyor genel müdür. Ondan sonra biz yazıyı gösteriyoruz. Ha diyor. Şimdi haberi yok mu yoksa yok mu gibi yapılıyor. Yani çok çelişkiler var. Olmazsa da şaşırmam biliyor musunuz? Yani. Bilemiyoruz. Yani öyle bir yönetim hale geldik. Şimdi burada garip bir durum var. Siz 5 Nisan'da da aslında bunun açıklaması... Bu arada şunu da altını çizelim. Dikkat ederseniz bu tip projelerin hepsi İSPARK'a bağlanıyor. İstanbul'daki bütün taksi durakları İSPARK'a bağlanıyor. İSPARK'ın varlığı zaten 1976'da çıkan belediye, yani otopark kanunuyla birlikte bizim aslında arabalarımızı çekemezler. Burada işlemiştik bunu. Onların da hepsi İSPARK'a. İSPARK'a özelleştirecekler efendim. Yani şöyle bir şey gelebilir canım. Olabilir. Burası kamunun zaten. Kamunun da kalmayacak. Öyle gözüküyor. Peki bu teknepark projelerine karşı çıkmanızın biraz daha sanıyorum Tarabya'daki örnekle de bir yeri var. Tarabya'da ne oldu mesela? Tarabya'daki örnek ne anlatıyor? O 5 Nisan'daki açıklamanızda da var bu vurgular. Şimdi Tarabya ile İstinye esasında kapalı koylar. Hı hı. Orada yapılan da çok yanlış. Fakat Bebek'e göre daha kapalı koylar. Bebek esasında İsmarin, İSPARK ilk defa marina yapacak İstanbul'da şu an. Bebek'te yapacak yani onun. Çünkü Bebek adı koy. Açık deniz Bebek. Yapacakları yerde de zaten bizim Bebek'te değişik bir hava oluyor. Senenin %80'i Poyraz eser kuzeyden. Hı hı. Ve senenin %20'si de Lodos eser İstanbul'da. Fakat Poyraz estiği zaman akıntı yani Sarıyer tarafından aşağıya doğru akar. Fakat Bebek'te tam tersi olur. Çünkü Kandilli'den akıntı karşıya akıntı burnuna geldiği zaman suyu sıkıştırır orada ve bebeğin içine ters bir akıntı yapar. Bebek koyu her zaman tertemizdir. Şimdi bu yapıldığı zaman biz kendilerine de anlattık. Dediler ki yani o zaman frenleme yapacak orada. Su ve kalacak. Set oluşacak. Onun önüne bariyer çekeriz dediler. Yani biz bir şey dedikçe onlar bir bariyer çekeriz. Dedikçe işte yok yüzen dalga kıran. Ya dalga kıran yüzen de sonuçta dibe siz bunu yapacağınız zaman mesela Bebek'teki bu 300 tekne için yapılacak yere en az 120 tane 15 ton ağırlığında beton atılacak denize. O pontonlar suyun üstünde durabilsin diye. Onu tabii biz göremeyeceğimiz için aşağıdaki vahameti. Dolayısıyla yukarıyı sadece söylüyorlar. Evet, bu sabit bir şey yapmıyoruz diyorlar. Yani sabit bir şey yok. Siz betonu aşağıya atıp yukarıya da zincirle bağladığınız zaman zaten o sabit.
Neresi yüzen? Ya, bu işte Denizcilik Bakanlığı mı? Yani Ulaştırma Bakanlığı mı yoksa... Ulaştırma Bakanlığı mı? Ne güzel söyledim de Denizcilik Bakanlığı olsa keşke. Evet, oradan da izin alınıyor. Yani, asıl muhatap o mu yoksa İstanbul Büyükşehir mi? Hayır, kim yürütüyor İstanbul bu işi? Büyükşehir'de hiç muhatap değil. Burası bakanlık. Kıyı kenar çizgisinin dışında olduğu için esasında tek bakanlık Ulaştırma Bakanlığı. Hı. Ama oraya onu yapabilmek için Boğaz uluslararası su olduğu için 7 bakanlıktan izin alınıyor. 7 bakanlıktan mı? Evet, 7 bakanlıktan. Ama yani, olay geçmek. Şimdi bakın, bu dosya ÇED'den muafiyet dosyası. Zaten ÇED raporu alamazlar oraya bunu yapmak için. Ama ÇED'den muafiyet. Burada anlatılanların %80'i masal zaten. Yani çevreye zararlı olduğunu söylemeye gerek yoktur. Evet, evet. Peki, şimdi 2003'ten beri bir süreçten bahsediyoruz aslında. Ki siz çok daha eskilerden bahsediyorsunuz. 89'da başladı ilk. Peki, size geldiklerinde sürekli bahane mi uyduruyorlar? Yani siz bu projeyi istemiyorsunuz. Biz diyoruz ki, kesinlikle bir düzen getirilmesi lazım Boğaz'a. Bu zamana kadar getirmedikleri hata. Ama bu proje yanlış belki. Bahsettiğiniz düzen ne? Bahsettiğimiz düzen, biz mesela size şunu gösterebilirim. Bu bütün Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Fransa'nın güneyinde bu kıçtan kara tabir ettiğimiz teknelerin belli aralıklarla ve belli boylarda ve çok yüksek olmadan yani kot olarak. Şimdi de uygulaması var aslında bunun. Evet. Mesela şimdi bizim küçük bebeğe şu yapılsa ki bu şu an var ama çok büyük tekneler ve bitişik nizam. Halk buradan yürürken denizini de görecek ve ortada da bir böyle toplanmış bir tekne topluluğu görmeyecek ve karşıyı da görecek. Mesela bu onların projesi yapıldığı zaman inanın küçük bebekte baktığınız zaman ne kandilliği ne küçük suyu ne de Vaniköy'ü göreceksiniz. Hiçbir şey göremeyeceksiniz. Duvar örecekler. Duvar örecekler tabii. Yani düşünsenize 300 teknenin orada bağlı olduğunu. Bu bir bölümü. Zaten biz bütün bu söylemlerimizi biz hani kendimiz böyle değil. Biz bütün uzmanlara gittik konuştuk. Dün mesela Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı, Baş Kılavuz Kaptan Sayın İsmail Akpınar bizi ziyarete geldi. Kendisinin tek bir şey söyleyeyim size dediği şey, biz diyor gemilerde herhangi bir dümen arızası ve makine arızası olduğu zaman gemileri demir atarak durdurabileceğimiz yer diyor Bebek Koyu, İstinye ve Tarabya diyor. Çünkü sığlık. Kaza olmasın. Bebeğe doğru geldiği zaman biraz bekliyor, ondan sonra demirini atıyor ve gemi duruyor. Yani bütün Boğaz'da riskte. Evet, bütün Boğaz'da. Ve ayrıyetten mesela bu teknik üniversitenin raporu, eğer bir LPG, Allah göstermesi, bir LPG bir kaza oldu da İstanbul değil Bebek, İstanbul Boğazı'nın içinde bir patladığı zaman İTÜ'nün raporu, 3 kilometre kare alanında canlı kalmıyor, 20 kilometre kare alanında da 8 şiddetinde deprem oluyor. Bunu deprem bu arada hissi yapıyor. Hatırlatayım. Bu rapor. Önümüzdeki günlerde masaya yatıracağımız konulardan biri. Öyle mi? Hı. Evet. 8 şiddetinde deprem. 20 kilometre karesinde İTÜ'nün raporu bu. 20 kilometre karesinde 8 şiddetinde deprem. Ve 3 kilometre kare LPG. 3 kilometre karesinde de canlı kalmıyor. Hiçbir canlı kalmıyor. Peki tüm bu gerçekler varken durdurulabileceğini düşünüyor musunuz? Tamam. Elbette düşünüyoruz. O yüzden buradayız zaten. Biz bu proje durdurulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sanırım aslında öyle bir hale geldi ki artık bu proje durdurulsa da başka şeylerin durdurulması için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü hakikaten artık bir vatandaş olarak sanırım bu konularda mücadele etmek hepimizin sorumluluğu. Yani bir takım şeylerden şikayet etme devrini kapatmamız ve hakikaten hepimizin mücadele için bir arada dayanışma içinde olmamız gereken günler olduğunu düşünüyorum ben. Peki eğer diretilirse siz şimdi 5 Nisan'da bir araya geldiniz, bir sesinizi duyurdunuz. Aynı soruyu size de soracağım Cem Bey. Nigar Hanım sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Mücadele edelim de
Aşamalarınız ne? Valla şimdi aşama olarak tabii ilk önce biz güler yüzlü bir kampanya yürütme ile yola çıktık. Yani görüşelim, bir mutabakata varalım, bu projenin yanlış olduğunu izah ettiğimiz zaman bir müzakere sonucu olumlu bir proje çıksın. Medeni evet, biz bizim ilk başlangıç noktamız bu. Ama iş inada binip hayır biz illa bunu yapacağız denildiği zaman tabii hukuk başlıyor. Bizim için önemli olan hukuk yolu. Ve ama arzumuz müzakereyle bunu hakikaten düzgün hale getirmek. Çünkü devir o devir. Yani sivil toplum kuruluşları, devlet yetkilileri, işte üniversiteler, bu üç sacı ayağının ortak aklına bir iş yapmak. Bu varken niye yanlış bir proje dikte edilsin? Ve mesela bu konu 5 Nisan'ki bizim yürüyüşümüz İtalya'da gazetede çıktı. Corriere della Sera 7 Nisan'da bunu yayınladı. Bir hafta sonra İstanbul üzerine büyük bir makale vardı. Orada da yer verdi. Şimdi yakında uluslararası gazeteciler, İstanbul'da bulunan yabancı gazetecilerle bir basın toplantımız olacak. Aşama aşama biz yani önce bebeği, boğazı, İstanbul halkını bilinçlendirme şeklinde bir girişimde bulunuyoruz. Daha sonrası uluslararası bunu şey yapacağız. Mesela bakın Birleşmiş Milletler'in UNICEF'i bu şeylerde koruyucu davranışları var. Tarihi şehirleri, işte tarihi kültür mirası kaybolmasın diye. Sayın Topbaş geçen ay Paris'teymiş ve İstanbul'da ne kadar tarihi koruduklarından iftiharla söz etmiş ve gelecek seneki yıllık toplantıyı UNESCO'nun, demin yanlış söyledim UNICEF değil, UNESCO'nun yıllık toplantısını gelecek sene İstanbul'a davet etmiş. Şimdi İstanbul'a davet edecek kadar Kadir Bey kendinden eminse böyle bir projenin yanlışından da bence dönmesi lazım. Çünkü bu uluslararası kıymeti olan bir nimet Boğaziçi. Bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin, hatta işte dünyanın göz bebeği. Biz bunu nasıl heba edebiliriz? En ufak bir kazada havaya uçma şeklinde. Yani dolayısıyla ilk önce güler yüzlü başlayacağız. Halka herkesi anlatacağız, anlatmaktayız. Ondan sonra olmazsa hukuk. Cem Bey, reaksiyon ne mahalleden? Yani semt insanından... Semt insan istemiyor, Boğaz istemiyor. Sırf bebekler değil yani. Boğaz'da yaşayanlar istemiyor. Hayır, bu mücadele yani olumlu yönde tabii, herkes tabii, tabii. Katılıyor. Çok destek var. Nedir? Sonrasında ne planlanıyor? Çünkü 5 Nisan'da çok Nigar net Hanım'ın, durmuşsunuz. Yine yürürüz. Nigar Hanım'ın dediği gibi hukuk yolu her zaman açık. Benim de anlamadığım tek bir şey var. Ya bu insanlar bu kadar istemiyorlar ve bir sürü şeyler de sunuyorlar. Ve biz de lütfen yanlış anlaşılmayalım. Bir istemezlik havamız yok. Öyle bir şey kesinlikle yok. Gelin beraber bir düzen yapalım bebeğe. Bu proje yanlış. Gelin belediye, demin Damla'nın da dediği gibi belediyenin tabiri, zapta rapta alsın. Metrekare olarak ne kadar fiyatı istiyorsa alsın, versin hizmetini. Ama bu projeyi yapmasın. Benim vapurum gelsin yine geçsin. Ben yine Eminönü'nden bindiğim zaman bebeğe gelmek için bebek vapur iskelesinde ineyim. Karşıya Kandilli'ye geçeceğim zaman bebek bu bisikletini kullanayım. Bir de trafiği düşünsenize. Trafiği evet. Rahatlatmaya çalışıyorum. Evet. Göya işte denizi biliyorsunuz %1.5 %3'ü kullanılıyor. Ben %3'ü mi çıkmış? Ben en son belediyede 1.5'ü görmüştüm. En son şimdi 3 diyorlar. Trafik konusundan lütfen biraz açalım. Bahsedebilir miyim? Bakın bebeğin şunu göstermek istiyorum size. Bu klasik bir bebek manzarasıdır. Yani bebekte yaşayan bir sürü çocuk, yaşlı vatandaşımız var. Bebekte hafta sonu ambulans gerekse bebeğe ambulans giremez. Durum bu. Yani, itfaiye. Evet, itfaiye giremez, ambulans giremez. Dolayısıyla bebek bu haliyle daha fazla araç, insan ve tekneyi kaldırabilecek bir yer değil. Şimdi belediye diyor ki zapturapt altına alacağız. Ben birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Bebekte... ana ulaşım tek bir cadde üzerinden sağlanıyor. Ve klasik bir caddesi var. Klasik bir caddesi var, hepimiz biliriz. Ve bu cadde birinci derece acil ulaşım yoludur. Olağanüstü durumlarda. Evet, olağanüstü durumlarda. Fakat bizim belediyemizin, bakın burası zapturapt altına aldığı bir yer. Hemen gösterelim. Bebek de
birlikte eğer sizin bir Rolls Royce'unuz varsa, bir Porsche'niz varsa, tıpkı bu lüks tekne sahipleri gibi siz ayrıcalıklısınızdır. Buraya arabanızı park edersiniz, kimse arabanızı çekmez. Ya da bazı polisler var, sağ olsunlar. Yani onlar hakikaten bununla mücadele ediyorlar bizim yanımızda. Fakat onlar diyor ki bize mobbing uygulanıyor diye. Ben bu araca ceza yazarsam bana mobbing uygulanıyor diyor. Haritadan yer be. Ya o kadar yönetilemeyen bir hale geldi ki İstanbul. İstanbul ne yazık ki halktan yana değil, Porsche'den yana yönetiliyor bizim semtimizde. Rolls Royce'dan yana yönetiliyor. Biz bunları çok net söyleyebiliriz. Yani biz halktan yana, halkın faydasına, çoğunluğun faydasına, bebekten, hakikaten bebeğin güzelliklerinden, boğaz içinden herkesin faydalanabileceği bir projeler zincirinden yanayız. Yani cadde gitti, sıra denize geldi. Aynen böyle bak. Yani bizim durumumuz bu. Hakikaten artık böyle bebekte ben bazen diyorum ya, ben artık normal bir insan olmaktan çıktım. Çünkü yönetilmiyor İstanbul, yönetilemiyor. Bilerek satılıyor sadece. Para varsa istediğinizi yapabilirsiniz İstanbul'da. Durum bu. Peki son sözler program adına. Nigar Hanım siz de başlayın, sırayla gidelim. Son olarak ne demek istersiniz? Biz de bu arada bu Bebek'te Tekne Park'a hayırı takip edeceğiz. Yani biliyorsunuz ekopolitik başladı mı devam eder. Son sözünüzü alabilir miyim? Şimdi dediğim gibi biz güler yüzlü bir kampanya olarak doğrunun yapılmasını istiyoruz. Biz Boğaziçi'nin hiçbir yerinde marina yapılmamasını bilimsel olarak ve de milli güvenlik açısından, yaşayanların güvenliği açısından çok önemli buluyoruz. Marina açık denizlerde yapılabilen bir şey ve mesela bir gene Kaptan Yunus Can Bey'in bize söylediği, İstanbul'un evet tekne bağlayacak yerlere ihtiyacı var fakat bu güneyde yapılması lazım. Marmara kıyılarında yapılması lazım. Bu 5000 tekne ihtiyaçmış, bilmiyoruz ne kadar ihtiyaçtır. Biraz şişirilmiş gibi geliyor. Oralara yapsınlar marinaları. Boğaz'a da kıyıda muntazam daha küçük teknelerin eskiden olduğu gibi bağlansın istiyoruz. Bizim istediğimiz bu. Biraz bir şey daha söylemek istiyorum trafikle ilgili. Şimdi arkadaşım gösterdi ne kadar vahim Bebek'teki trafik durumu. İsteye ve Tarabya'nın birer avantajı var. Yani onların da yanlış olduğunu söylüyoruz marinanın ama yol açısından bir avantajları var. Çünkü İstinye'nin arkasında Maslak'a çıkan koca bir cadde var. Tarabya'nın arkasından da Hacı Osman çıkan koca bir cadde. Bebeğin hiç öyle bir şeysi yok. Bir tane küçücük gene daracık Etiler Bebek yolu var. Ve yani hakikaten yürünmez halde bir hastanız olsa, bir yangın olsa erişilemeyecek durumdayız. Bunların düzelmesi lazım. Sayın Önemler, teşekkür ederim. Sayın Dilekcan, bir cümle. Bir cümleyle ben bitireceğim. Sadece şu bununla gene bitirmek istiyorum. Bu geçen hafta sonu Bebek'te çekilmiş bir fotoğraf. Ben çektim bunu. Kıyıya vurmuş bir Yunus. Boğaziçi zaten suyun altı da var Boğaziçi'nde. Boğaziçi'nin de suyun altındaki yaşam zaten tükenmek üzere. Biz bu yaşamın artık geri dönüştürülemez bir şekilde yok olmasından yana değil, yaşamdan yana olanları bizimle bir arada durmaya davet ediyoruz. Ve Bebek için birleşmeye evet diyenleri bu mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz. Çok. Sayın Soyhan. Ben diyorum ki Boğaz halka ait, hepimize ait. Kimse ona sahiplenemez tek başına. Onun her zerresi bizim göz bebeğimiz. Sonuna kadar savunacağız. Biz de takip edeceğiz. Sayın Cem Soyhan, Sayın Nigar Alemdar ve Sayın Damla Kalan Dilekcan, çok teşekkür ediyorum efendim. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edeceğiz. Sadece kendi semtiniz için değil, bütün İstanbul için. Aslında işin içine rant ve imar girdiği için bütün Türkiye için mücadele ediyorsunuz. Bundan sonra biz de takip edeceğiz. Biz de destekçilerinizden olacağız. Tabii ki düzenleme gerekiyorsa yapılsın. Ama bilim, çevre bunlar esas alınsın. İnsanların kaygıları, beklentileri esas alınsın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet, Ekopolitik'te bugün Bebek Semt girişimi ağırladık. Önemli kaygıları var. Zaten her şeyi bir kenara atın. Sadece şu anlatılanlarda bile belediye ile firmaların söylediği, yani İspark'ın söylediği birbirini tutmuyor.
Raporun içerisinde Sayın Soyhan demin aktardı, tutarsız bir sürü bilgi var. Sadece bu nedenle bile tekrar masaya yatırılması gerekiyor. Vatandaş olup hakkını aramış efendim. Bu çok önemli. Darısı belediyelerinin de başına. Umarım yerel belediyesi, ben isterdim ki bugün burada yerel belediyeden de biri olsun. En önde de yine onlar vatandaşına öncülük yapıyor. Atlamışlardır. Kibarlık yaptılar, böyle dediler. Bildiğiniz görmezlikten gelmişler. Bu saatten sonra görün lütfen. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.